Evet gençler, 18 sorunun çözümüyle devam edelim. Gençler, ben biliyorum ki tanjant 75 ile kotanjant 75'in çarpımı 1. Şimdi gençler, buradaki şeyimiz şu. Zar iki defa atılıyor. Zar iki defa atılıyorsa gençler, birinci zarı attık. 1 bölü 6 oranında ne gelir gençler? Tanjant 75 gelir. 1 bölü 6 oranında da değil mi? İkinci defa attık. Kotanjant 75 gelir. Ne oldu gençler bu? 1 bölü 36 oldu. Tanjant 75 ve kotanjant 75'in ard arda gelme olasılığı. Sonra gençler önce ne gelebilir? Yani ilkinde tanjant 75 önce gelmişti. İkincisinde bir daha attığımızda ne gelebilir gençler? Kotanjant 75 önce gelebilir. Yani 1 bölü 6 oranında kotanjant 75 geldi. 1 bölü 6 oranında da tanjant 75 geldi. 1 bölü 36'da burası oldu. Dolayısıyla gençler 1 bölü 36 artı 1 bölü 36 oluştur. 2 bölü 36. Burada sadeleştirirsek 1 bölü 18 olur. Yani gençler üst tarafa gelen ifadenin çarpımı 1 olma olasılığı 1 bölü 18 olur dedik. Şimdi gelelim 20. soruya. 20. soruda gençler bir fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Fx fonksiyonun kuralı da fx'e bağlı olarak verilmiş. Buna göre gençler öncüllerin hangileri doğrudur diyor. Şimdi gençler baktığımız zaman fx eksi olduğu 4 nokta vardır diyor. Eksi 2 de değil mi? Süreksiz. 0 noktasında süreksiz. 2 de süreksiz. Bir de 4 de süreksiz. Dolayısıyla gençler 1, 2, 3, 4 noktada süreksizdir dedik. Dolayısıyla gençler birinci öncülümüz doğru. Sonra gençler ikinci öncülümüze bakalım. Limit x 3'e giderken f içinde x eksi 2 artı limit x eksi 5'e sağdan yaklaşırken g x eksi 2 eşittir eksi 3'tür demiş. Şimdi gençler x yerine 3 yazdığımız zaman 3'ten 2 çıktı 1. F1'e baktık gençler 0. Yani burası ne geldi? 0 geldi. Şimdi gençler şuraya bakalım. Limit x eksi 5'e sağdan yaklaşırken g x eksi 2. Şurada x'imiz önünde de var değil mi? Şimdi bunu bulmamız lazım bizim. Bunun için gençlere baktığımız zaman x eksi 5'e sağdan yaklaşıyor. Yani şu kuralı kullanacağız. Yani neyin limitine bakacağız? Biz limit x eksi 5'e sağdan yaklaşırken f kare eksi x eksi 2 eksi 4 dedik. Şimdi gençler eksi eksi 5 artı 5 yaptı. 5'e sağdan yaklaşıyorduk. 5'ten büyük bir sayıdan 2 çıkartırsak 3'ten büyük bir sayı olacak. Yani burası f kare 3'ün sağdan limiti olacak. Tabii eksi 4 diyeceğiz. O zaman gençler 3'e sağdan yaklaştığımız zaman bu nereye gidiyor? 1'e gidiyor. 1'den 4 çıktı. Bu da ne oldu gençler? Eksi 3 oldu. Burası da eksi 3 oldu. 0 eksi 3'ün toplamı eksi 3 oldu. İkinci öncülümüz de doğru. Geldik gençler. Son öncülümüze. G fonksiyonu süreksiz olduğu 5 nokta vardır demiş. Şimdi gençler baktığımız zaman fx fonksiyonunun süreksiz olduğu noktalarda süreksiz olacak kaç tane vardı? 4 tane vardı. Bir de gençler şu sınır değerine bakacağız. Yani x'imiz değil mi? 3'e sağdan yaklaştığında f3'ümüz neydi gençler? F3'ün f3 1'e yaklaşıyordu. Bak sağdan yaklaştığımız zaman f3 1'de değil mi? X yerine gençler 3 yazdık. 3, 4 daha 7 oldu. Sağdan limiti 1 bölü 7 oldu. Hemen gençler soldan limitine bakalım. 3'e soldan yaklaştık. F fonksiyonu 3'e
soldan yaklaştığında 1 değerine yaklaşıyor. 1'in karesi 1, eksi 4, eksi 3 olur. İşte sağ ve sol limitleri birbirine eşit olmadığı için gx fonksiyonu gençler x eşittir 3 noktasında da süreksiz olacak. Dolayısıyla 5 noktada da süreksizdir. Bu da doğru oldu. Cevabımız E şıkkı olur. Evet gençler, geometri sorularımızda kaldığımız yerden devam edelim. 29. soru. Gençler, AB çaplı çemberde sinüs alfa kaç derece demiş? CB, yani şu açımız bizim ne olacak gençler? Sinüs alfamız oldu. Şimdi gençler bakarsak gençler şu K ile B'yi birleştirdim. Çapı gören çevresi 90 derece. Burası 90 derece. Burası 6, burası 6. Dolayısıyla x kenar üçgen olur dedik. Gençler şurada bir soru yaparsak 8'in karesi 64, 6'nın karesi 36. O zaman gençler biz şu BK doğrusunu ne buluruz gençler? 64, 36 çıkarsa 28, 2 kök 7 bulduk. Gençler dolayısıyla bakın yükseklik aynı zamanda kenar ortaya, aynı zamanda açı ortaya olacak. Burası 8 ise burası da 8. İkisi kenar üçgen olur dedik. O zaman gençler bakın şu üçgenin alanı, tabanımız kaç birim gençler? 12 birim. Yüksekliğimiz 2 kök 7 bölü 2 alana eşit olacak. Aynı alanı sinüsle bulursak gençler 1 bölü 2 8 çarpı 8 çarpı sinüs alfaya eşittir dedik. Şu ikileri sadeleştirdik gençler. 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 3. Şu ikiler de sadeleşti gençler. 3 kök 7 bölü 8 oldu. Sinüs alfa. Bizden istenen açımız gençler sinüs alfa değeri 3 kök 7 bölü 8 oldu. Cevabımız D şıkkı olur dedik. Geldik gençler 30. soruya. Düzgün beşgen köşeleri ve saat yönünde numaralandıran Utku sinüs fonksiyonunu S alfa, kosinüs fonksiyonunu C alfa olarak tanımlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye tanımlamış gençler. N sayısı okun hangi tüm gösterdiği sayıya karşılık geliyorsa değil mi? N yerine onu yazıyor. 30 yazınca değil mi? 3'e geliyorsa 3 çarpı 30 90, yani sinüs 90 bir değeri oldu. Şimdi gençler buna göre bakarsak C 15, yani burası kosinüs 15 çarpı 4 60 olacak değil mi? Şuraya yazalım. Kosinüs 4 çarpı 15. Sonra gençler burası kosinüs 5 çarpı 60, yani ne oldu? Kosinüs 300 olacak. Bu da 105. 105'i 2 ile çarpacağız değil mi? Sinüs 2 çarpı 105 dedik. O zaman gençler burası da ne oldu? Artı sinüs 210 derece oldu. Şimdi gençler kosinüs 60 1 bölü 2. Kosinüs 300 gençler 300 60 eksi 60'tan bu da kosinüs 60'a eşit. Bu da 1 bölü 2 oldu. Sinüs 210, 180 artı 30. Sinüs 30'a eşit. Sinüs gençler 3. bölgede eksiydi. Eksi 1 bölü 2 olur dedik. Gençler bunların toplamı da görüldüğü üzere 1 bölü 2 oldu. Cevabımız B şıkkı oldu. Gençler 31. soruda
bir x açısı vermiş 0 derece ile pi bölü 2 arasında, yani 90 derece arasında. Gençler, A dikdörtgen içinde, B yuvarlak içinde, C altıgen içinde belirli bağıntılara göre işlem yapılıyor olarak tanımlanmış. Şimdi A yerine sinüs 30 yazarsa gençler, hemen yazalım. A yerine sinüs 30 yazarsa, sinüs 30 neydi gençler? 1 bölü 2. Yani burası ne olacak gençler? Yerine yazacak olursak 1 eksi 1 bölü 2'nin karekökü oldu. Bu da 1'den 1 bölü 2 çıkarsa gençler 1 bölü 2'nin karekökü olur. Bu da 1 bölü kök 2, yani kök 2 bölü 2 olur. Birinci önermemiz doğruymuş. Şimdi gençler geldik ikinci önermeye. İkinci önermede x'imiz neydi gençler? X yerine, değil mi? Gençler, o zaman burası ne olacak? Hemen yazalım. Logaritma kosinüs x. Ondan sonra burası sinüs x artı geldik gençler. Burası da yine logaritma kosinüs x. Sinüs x. Sinüs x yazarsak gençler burası ne olacak? Karekök içinde 1 artı sinüs x olacak. Şimdi c kosinüs c oluyordu. X kosinüs x oldu, logaritma kosinüs x tabanında sinüs x, değil mi? Şurayı da gençler yazalım. Burası, değil mi? Kare içindeymiş yuvarlağımız. Hemen burayı da yazalım. O zaman burası da ne olacak gençler? 1 eksi sinüs x diye yazdık. Gençler logaritmanın özelliğinden aradaki her işlemimiz artıysa ve tabanlar eşitse biz bunu nasıl yazdık? Logaritma kosinüs x parantezinde 1 eksi sinüs x ile 1 artı sinüs x'i çarptık. 1 eksi sin kare x olur dedik. Karekök içinde. Bu da kos kare x'ti gençler. O zaman logaritma kosinüs x oldu. Yani burada 1 oldu. İkinci öncülümüz de doğruymuş gençler. Şimdi gelelim üçüncü öncüle. C'miz neydi gençler? Kos burası ne olacak gençler? Kosinüs c dersek 1 eksi kos kare c oldu. Bu da ne olacak gençler? Şurası sin kare c idi. Yani bu mutlak değer dışına sinüs c diye çıkar, değil mi? Bu yanlış oldu. Birinci bölgede yaptığımızı tekrar hatırlatalım işlemleri. Cevabımız c şıkkı oldu. Geldik gençler 32. soruya. Tepe açısı 40 derece olan KLM'nin ikizkenar üçgeni L köşesi etrafında saat yönünün tersine döndürüldüğünde KLM üçgeni elde ediliyor. Şimdi gençler burası 40 derece ise o zaman burası 70 derece, burası da 70 derece dedik. Burası 70 derece gençler, burası 40 derece. Şimdi baktığımız zaman K gençler buraya geldi. Burası da 40 derece. M bakın gençler şurasıyla şurası, değil mi? Aynı olduğu için ikizkenar üçgen burası da 70 derece olur dedik. O zaman gençler burası 40 derece oldu. O zaman bizim şurası ne olacak gençler? 30 derece oldu. Bak LK doğrusu 40 derecelik bir açı yaptı. Yani 40 derecelik bir dönme açımız oldu. Bizden gençler K ve M üstü açısını soruyor. 30 derece oldu. Cevabımız B şıkkı olur dedik. Geldik gençler 33. soruya.
Şekil 1'de ön yüzü mavi, arka yüzü sarı olan dikdörtgen şeklindeki masa örtüsü düzlem açısıyla D köşesi AB ekinden üzerine girecek şekilde CE boyunca katılarak şekil 2B2 görüntü elde ediliyor. Buna göre şekil 2'de elde edilen sarı bölgenin alanı mavi bölgenin alanları toplamına oranı kaçtır demiş. Şimdi gençler baktığımız zaman şurası 16, burası 20 ise burası da 20, dolayısıyla gençler burası da 20 oldu. Şurası gençler dikte, hemen şuradan gençler bakın 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı, 3'ün 4 katı, burası 12 oldu, burası da 8 olur. Hemen gençler açıları yerleştirdim. Noktanın karşısında bakın 3'ün 1 katı var. Çizginin karşısında 4'ün 1 katı var. 90'ın karşısında da 5'in 1 katı var. Gençler burası 90, o zaman burası nokta olacak. Burası çizgi olacak. Çizginin karşısında 4'ün 1 katı vardı. Burada 8 var. O zaman noktanın karşısında da 6 olacak. Gelelim nereye gençler? Şuraya. Burası da 10 olur dedik. Şimdi gençler sarı bölgenin alanının oranı ne oldu gençler? 10 çarpı 20 bölü 2'den ne oldu? 100 olur dedik. Gelelim gençler mavi. 6 kere 8, 48, 24. Küçük üçgen alanı. Büyük üçgen alanı da gençler. 16 çarpı 12 bölü 2. 16 2'ye böldük. 8, 8, 12'yi çarptık. 96. Toplarsa kaç yaptı gençler? 10, 120 oldu. Bu mavi bölgenin alanları toplamında 120'ymiş gençler. Bunları oranladık. 10'a böldük. 10 bölü 12 oldu. 2'ye böldük 5. 2'ye böldük 6. 5 bölü 6 oldu. Cevabımız E şıkkı oldu. Geldik gençler 34. soruya. Eş iki eşkenar üçgen kartın aşağıdaki gibi birer kenarla çakışacak şekilde birleştiriliyor. Karton şekildeki gibi kesikli çizgiler boyunca kesildikten sonra İki eşkenar üçgen ve iki eşkenar dörtgen parça çıkarılıyor. İki düzgün altıgen elde ediliyor. Çıkarılan parçaların çevreleri toplamı 56 birim olduğuna göre geride kalan şeklin çevresi kaç birimdir diye sormuş. Şimdi gençler çıkartılan parçaların çevreleri toplam. Şimdi gençler çıkarttığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parça çıkıyor. Ve bunların her birine gençler x dersek değil mi? Bunlar çünkü eş düzgün çokgen değil mi? İki eşkenar üçgen, diğeri de eşkenar dörtgen. Dolayısıyla bu kenarların uzunlukları hepsi birbirine eşit olacak. Yani 14x 56 eşitse gençler x'imiz burada 4. Şimdi gençler gelelim kalan çevreye. Değil mi? Kalan şekli kalan çevresi. Bak burası kaldı. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Yani gençler 10 tane kenarımız var. 10 çarpı 4 kaç oldu? 40 santimetre oldu. Ya da 40 birim oldu. Kalan şeklin çevresi. Geldik yaşa 35 soruya. Yarıçap uzunluğu 2 metre olan daire biçimindeki bir masa örtüsü kenar uzunluğu metre cinsinden verilen aşağıdaki 3 masanın üzerine örtünün merkeziyle masanın yüzeyinin altına sıkışacak şekilde seriliyor. Şimdi gençler yarıçap uzunluğu 2 metre ise 2'nin karesi 4 pi metre kare olacak. Bize verilen masanın örtüsü. Şimdi gençler baktığımız zaman
Bunun alanı gençler 4 metrekare. Bunun alanı da 2, 3, 6 metrekare olur dedik. Baktığımız zaman gençler bize birinci öncülde verilen K ve M masaların örtüleri, değil mi? Üstü tamamen kapanır. Bu birinci öncülümüz doğru. L masasının üstü, gençler L masasına baktığımız zaman 5 kere 4, 20, değil mi? 20 metrekare. Üzerinde 20-2 pi metrekarelik alan açıkta kalır demiş. Gençler ne olacak burada? 20 pi eksi 4 pi, değil mi? Metrekarelik alan boşta kalacak. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Gelelim M masasında 4 pi eksi 4 metrekarelik bölümü sarkar ol demiş. Bu doğru oldu gençler. Cevabımız C şıkkı oldu. Geldik 36. soruya. Aşağıda şekilde A, B, C, D merkezli eş çemberlerin yarı çapları 2 metre. Çevre ABCD'de 36 metredir demiş. Çemberleri saran gergin ipin üzerinde hedefi ok yönünde hareket ettiren bir düzenek hazırlanıyor. Düzenek sabit hızla döndürüldüğünde bu işlem esnasında hedefe bir atış tüfek ile atış yapıyor. Atıcının hedefi vurduğu bilindiğine göre atıcının hedefi tam çemberin üzerinde geçerken vurma olasılığı kaçtır demiş. Şimdi gençler ne yapalım? Önce şeklin, değil mi? Şuranın tüm neyini bulalım? Uzunluğunu bulalım gençler. Burası dikdörtgenin şu kenarına eşit olacak. Şurası dikdörtgenin bu kenarına eşit olacak. Aynı şekilde burası da dikdörtgenin bu kenarına eşit olacak. Burası da dikdörtgenin bu kenarına eşit olur. Şimdi gençler burası 90, 90 değil mi? Bunlar da 90'a derece olacak. Şimdi baktığımız zaman şeklin çevresini bir bulalım. Gençler burası ne oldu? Buraların toplamı 36, değil mi? Burası 36 metreydi. Şimdi gelelim. Yarıçapı 2 metre ise, gençler yarıçapımız 2 metre ise, bakın şu daire dilimi, değil mi? 90 derecelik açıyla görüyor. Burası da 90 derecelik, burası da 90 derecelik, burası da 90 derecelik. Bu gençler 4 parça bir tam çember yapacak. O zaman bunun çevresini bulalım. Bu da ne yaptı gençler? 2 pi yarı çapımız ne gençler? 2, o zaman 4 pi'lik bir uzunlukta buradan gelir. O zaman gençler bu ipin, değil mi? Sarılı ipin toplam uzunluğu ne oldu gençler? 36 artı 4 pi oldu. Bizden gençler atıcının nerede vurmasını istiyor? Burada, burada, burada veya burada. O zaman gençler buranın uzunluğunun tamamı kaçtı? 4 pi'ydi. O zaman burada vurma olasılığımız kaç oldu gençler? 4 ile sadeleştirirsek pi bölü 36'yı 4'e böldük. 9 artı pi. Yani gençler atıcının çemberin üzerinde vurma olasılığı, değil mi? Şu yeşille gösterdiğimiz noktada vurması isteniyor. Dolayısıyla pi bölü 9 artı pi oldu. Cevabımız B şıkkı oldu. Geldik gençler 37. soruya. Şekilde koordinat düzleminde K, L, M, N, G, N, E, F karedir. M, E, F doğruları, noktaları doğrusaldır demiş. N, 4'e 8. N, 4'e 8 de gençler hemen yazalım. Yani şu noktanın 4'e 8 olması ne demek? Absisinin 4, değil mi? Burası 4 birimmiş. Ordinatının 8 olması bu NK'nın 8 birim olmasını sağladı. Dolayısıyla burası ne olacak gençler? 8 olur. 8 ise gençler burası da 8 olur dedik.
Dolayısıyla gençler burası da 8, 10. Şuradan gençler bakın burayı çizdik. Burası 4 birim. 90'ın karşısında küçük karenin bir kenarı var. Burada da 90'ın karşısında küçük karenin bir kenarı var. Dolayısıyla burası da eşit. Bu üçgenler eşittir diyeceğiz. Burası nokta, burası çizgi. O zaman burası da nokta, burası da çizgi. Çizginin karşısı 4 ise burası da 4 olur dedik. (gülüyor) 90, 90, 90. O zaman burası da çizgi oldu. Burası da 90 oldu. Burası da ne olacak gençler? Nokta olur dedik. Şimdi gençler hemen bakın şuradan bir dik uzatırsak burası da 90 derece oldu. Gençler burası gençler baktığımız zaman 90'ın karşısında karenin bir kenarı var. Dolayısıyla burası da nokta, burası da çizgi olur dedik. Ne oldu gençler? Şu yüksekliğimizde çizginin karşısı burası da 4. Baktığımız zaman NME. Gençler tabanımız 8, yüksekliğimiz 4 bölü 2, 32, 16 birim kare olur dedik. Cevap değil mi? Birinci öncülümüz doğru oldu. K noktasının apsisi 4'tür demiş. Gençler bu da doğru oldu. Şimdi bakalım F noktasının apsisi 6 birimdir demiş. Evet gençler ne diyeyim? Şuraya x dersek gençler noktanın karşısı x, noktanın karşısı x olacak. Burası da x, burası da x dedik. Gençler dikten dik indik değil mi? Burası ne oldu? Tamam. X ise burası 8 eksi x oldu. 4'ün karesi 16 x çarpı 8 eksi x dedik. Buradan gençler x kare değil mi? Eksi 8 x artı 16 o da eşittir 0 dedik. 4'e 4 dedik. Eksi eksi değil mi? X eksi 4'ün karesi 0 eksi x'imiz ne oldu gençler? 4. Yani burası da 4 olur. Burası da 4 olur dedik. Burası da 4. Burası da 4 oldu. F noktasının apsisi de gençler 4 oldu. İkinci öncülümüz yanlış oldu. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı oldu. Geldik gençler 38. soruya. Çekirdeği uzunluğu 3 cm ucunda demir birliğe bulunan ipin ucunun her bir birime 1 cm olan koordinat düzleminde 2 ve eksi 3 noktasını yerleştiriyor. İp A noktası sabit demir birliğe sabit nokta etrafında döndürüp buna göre demir birliğinin oluşturduğu eğrinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Gençler o zaman merkezimiz ne diyor bize? Merkezimiz 2'ye eksi 3 olan 2'ye eksi 3 olan bir çember denklemi istiyor bizden. Uzunluğu da 3'müş. Gençler o zaman yarı çapımız daha kaç olacak? 3 olacak. O zaman yazalım. X eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 3 y artı 3'ün karesi 3'ün karesine eşittir dedik. O zaman gençler cevabımız C şıkkı oldu. Geldik yaşa 39. soruya. Dik koordinat düzleminde
bir P, MN noktası orijin etrafında saat yönünde 180 derece döndürüldükten sonra. Arkadaşlar saat yönünde 180 derece döndürdüğümüzde bu P noktasının M'ye ne olan koordinatları ne olacak gençler? P eksi M'ye eksi N olur dedik. Mesela şuradaysa M'ye N 180 derece döndürdüğümüzde değil mi? Şurası M idi. Burası ne oldu gençler? Eksi M. Şurası da ne olacak gençler? N ise burası da eksi N oldu. Daha sonra elde eden nokta önce x eksenine göre simetri alınırsa. Önce x eksenine göre simetri alırsak gençler ne olacak? Şöyle eksi m, y, n demiştik. Şöyle x eksenine göre alırsak eksi m, y, n olacak yeni durumu. Sonra y eksenine göre simetri alırsak gençler. Sonra n, y eksenine göre simetri alırsak m, y, n noktası olacak yine. Elde eden nokta gençler ne oluyormuş bu nokta? A'ya B olmuş. O zaman gençler M eşittir A oldu burada. M eksi A'mız 0 oldu. N eşittir B oldu. N eksi B de 0 oldu. Dolayısıyla bu sayıların çarpımı 0 olur dedik. Geldik gençler 40. soruya. Şekil 1'de taban yarı çapı 3, yüksekliği 15 santimetre olan bir dik silindirimiz var. Gençler hemen yarı çapımızı yazalım. Bu yarı çapımız kaçmış bizim? 3, yüksekliğimizde 15 olan dik dairesel silindirimleri var. Şekil 2'de ise taban yarı çapı 5 birim. 5 birim. Ve yüksekliği 10 santimetre olan dik koni verilmiştir demiş. Dik dairesel koni, üst kısmı açık olan silindire, sivri tarafı silindirin içine girecek şekilde yerleştiriliyor. Buna göre koninin silindir içinde kalan kısmının hacmi kaç pi santimetre küptür demiş. O zaman gençler hemen yerleştirelim. Gençler yerleştirdiğimizde koninin şöyle bir kısmı dışarıda kalacak. Bunun yarı çapı 5'ti. Dolayısıyla gençler bunun yarı çapı da kaçtı? 3'tü. Ve yüksekliğimiz gençler bunun yüksekliği tamamı 10'du. İçeride kalan kısmına x diyelim. O zaman burası ne olacak gençler? 10 eksi x olur dedik. Gençler burada bir tales yaparsak x'in 3'e oranı 10'un 5 oranına eşittir dedik. Buradan gençler şunları sadeleştirdik. Burası 2 oldu. X eşittir 6 oldu. Yani şuradaki yüksekliğimiz 6 oldu. Şimdi gençler koninin silindir içinde kalan kısmının hacmini soruyor. Yani bizden sorduğu hacim gençler şuradaki koninin demek hacmi. O zaman gençler 1 bölü 3. Taban yarı çapımız kaç oldu? 3'ün karesi 9 pi. Taban alan 9 pi. Yüksekliğimiz de 6 oldu. Şunları sadeleştirdik gençler. 2, 9 kere 2, 18 pi olur. Bizden istenen hacim. Gençler denememizin çözümleri burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.